şanslı çocuklardandık daha doğrusu. Öğretmenlerim, annem, babam beni böyle güzel kitaplarla büyüttüler. Böyle şey, fırsat verdiler güzel kitaplar okumama. Tabii bizim zamanımızda sizinki kadar çok seçenek yoktu. Biyolojiyi duydunuz mu hiç, biyolojinin? Evet. Evet. Harika. Tamam. Biyoloji yani canlı bilim. Ben bir biyolog oldum sonra. Üniversitede biyoloji bölümünü okudum. Ve bir biyolog oldum. Sonra da uzmanlığımı da deniz biyolojisi üzerine. Yani denizde yaşayan canlı üzerine aldım. Bir daha bakalım. Balık değil, fok. Balık değil. Evet, balık değil, fok yazıyor. Burada da... Balık değil, yunus. Evet. Peki balık değilse ne olabilir sizce? Yunus ve fok. Balık ve yunus olabilir. Yunus, aynen öyle. Yunus ve fok olabilir, değil mi? Balina. Aynen öyle. Balina. Balina da bu aynı... aileye giriyor. Balık ve yunusun ailesine giriyor aslında. Bakalım içeride anlattım birazcık. Efendim? Deniz anası. Deniz anası ona girmiyor. Deniz anası başka bir canlı kuruluna giriyor. Şimdi burada içeride anlatacağım birazcık. Tamam mı? Ne olduğunu. Şimdi burada analizden de azıcık bahsedeyim önce size. Biraz önce bahsettim ya, benim de sizden biraz küçük, 5,5 yaşında bir oğlum var. Bu arkadaş kendisi. Şu kırmızı gözlüklü arkadaş kendisi. Şimdi Yunus, balık ve Yunus'tan başlayalım. Bu arkadaş ve bu arkadaşla. O da onun en yakın arkadaşı. Onun adı da Can aslında. Ama içeride isimleri biraz değişiyor. Şimdi Yunus'tan başladığımızda bu iki arkadaşla çalışacağız. Tamam mı? Sonra bu bir sürpriz olacak. Belki bunun da bir tarafta konuşuruz. Tamam mı? Evet. Şimdi balık ve Yunus. Burada bakın, şurada bir şeyler var. Herkes görüyor mu? Martı var, evet. Bir ağ var, bir kova. Peki o ağ ne işe yarıyor olabilir acaba? Balık yakalayan. Başka? Balık yakalayan. Balık yakalayan çocuk. Siz de bütün şu canlıları bir rahat bırakın ya. Balık yakalıyorsunuz, kelebek. Evet İbrahim Bey, halk kütüphanesi olarak güzel bir etkinliklere imza atıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu etkinliklerle ilgili? Biz Bodrum Cevat Sakin'i Çalık Kütüphanesi olarak bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Biz istedik ki bu Dünya Çocuk Kitapları Haftası ile ilgili bir yazarla öğrenciler buluşturalım. Bu kapsamda yazarımız Şengül Hanım'la beraber hem kitaplarını tanıtacak hem de ondan sonra çocuklara böyle bir etkinlik, interaktif anlatım yoluyla bir etkinlik yapalım dedik. Kendi ondan sonra bir testten Gülümser Tanrıcılık Öğretim Okulumuz geldi. Sağ olsunlar, biz bunlarla bu şekilde etkinliklerimiz sunuyoruz. Biz bunun yanında başka etkinliklerimiz de oluyor. Drama olsun, alyaço gösterileri olsun, yine böyle masal anlatım etkinlikler olsun. Kültür etkinlikleri sürekli kültürel yönetmeliğimiz çerçevesinde yapıyoruz ve devam ediyoruz. Peki halkın kütüphaneye ilgisi nasıl? Kütüphanemiz bildiğiniz üzerine Bodrum'un en güzel yerinde ve mimari olarak kentsel ikinci derece sitalanan bir bina ve mimarisi olarak oldukça güzel bir bina. Çok ilgi çeken bir konumda. O yüzden önümüzde belediyemizin kafesinin olması ve işlekli caddesi olması dolayısıyla kütüphanemizin ziyaret sayısı gayet iyi durumda. Okur yazar oranına göre geldiğimizde 6000 tane üyemiz var. Şu ana kadar 10 ayda 3400 civarında kitap verdik evlerinde okumak üzere. 28 bin tane kitabımız var. Çeşitli konulardan oluşan. Bu şekilde ondan sonra bu hizmetimiz devam ediyor. Teşekkürler. Rica ederim.